Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Can Tekin ve Ark Survival Evolved serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. En son biliyorsunuz geçen hafta bir takım hazırlıklar yapmıştık. Quetzal evcilleştirecektik. Bunun için gerekli malzemeleri falan hazırladım ben. Şimdi maceraya atılmaya hazırız. Ondan evvel ben neler yaptım onu bir göstereyim ilk önce. Quetzal'i ilk önce nasıl avlarız? Ne ihtiyacımız var? Mesela ilk önce bu arbaleti görüyorsunuz. Arbaletin ucunda kanca gibi bir şey var. Bunu kuşa havadayken tutunmak için kullanacağız. Çünkü biliyorsunuz kuşların üzerine bindiğimizde tüfeklerimizi göstereyim. Şu tüfeğimiz mesela kullanamıyoruz. Aktif hale gelmiyor. Bundan dolayı bu şekil kuştan asılı kalarak hedefimizi vurmaya çalışacağız. Biraz zor olacak. Defalarca öleceğim belki. Ama denemeye değer. Sizler için bir şekilde bunu evcilleştirmeye çalışacağım. Neye ihtiyacımız var? Onları ilk önce bir hatırlayalım hep beraber isterseniz. İlk önce bu kancalardan yaptım. Kancaların işte sistem gereği bilgisayar sunuyorum sanki. İşte gerektirdiği malzemeleri görebilirsiniz. Taş ok, işte saman, metal kütçe, lif, çimento ağacı falan filan derken ben 27 adet yaptım. Çünkü defalarca çıkıp ineceğiz, tekrar kullanacağız falan, fazladan yedekte olsun. Artı olarak 150 tane dart oku yaptık. Onu da biliyorsunuz basit tüfek mermisinden bunu elde ediyoruz. Dart'ı elde ediyoruz ve içinde 4 tane narkotik oluyor. Bundan dolayı daha etkili bir bayıltıcı silah haline geliyor. Kurşun mermi haline geliyor. Cephane diyelim daha doğrusu. Bayağı bir seçenek sundum. Onun haricinde işte hayvanımızı baygın tutmak için narkotiğimiz ve tabii ki o kadar uğraşıp Rex yumurtalarıyla yaptığımız mamalarımız da mevcut. Şimdi artık yavaş yavaş avımızın peşine düşelim. Hazırız. Daha evvelden ben onu görmüştüm. Şu dağların arkasında bir yerdeydi. Direkt oraya gideceğiz. Hemen o işi halledeceğiz inşallah, bakalım. Zor çünkü, yani hani leveli de kaç olacak? Yani level seçeneğimiz yok. Mesela diyelim ki ben kuş var. İşte 10 level avlarım işte, ya da evcilleştiririm. Bu bir seçenek bana ait ama kuşlar o kadar nadir oluyor ki, yani belki haritada 2 ya da 3 tane falan vardı. Daha fazlasına ben aynı anda denk gelmedim. Hiç. Hatta bir taneden fazlasını görmedim ben. Bundan dolayı değerli bir kuş. Leveline bakmadan artık evcilleştirmeye çalışacağız ki o yüzden bol bol biz yumurtadan mama yaptık. Çünkü levelini bilmediğim için, mesela 120 levellik bir kuş 10-15 tane mama istiyor. Ben 9 tane yanıma aldım. Ne olur ne olmaz bir şey olur, o mamaları yapmak gerçekten biliyorsunuz büyük sıkıntı. Ondan dolayı evdeki buzdolabında da biraz yedek attım. İnşallah gerek duymayız. Çabucak hızlı bir şekilde evcilleştiririz. Şimdi tehlikeli yerlere gidiyoruz. Önümüz sis. Nereye gittim bilmiyorum. Böyle atladım gidiyorum ama ben ne yapıyorum bilmiyorum ha şu an. Durayım lan. Nereye gidiyorum acaba? Hay Allah, bir saniye ya. Ben nereye fırladım öyle gittim. Ben nereden geldim? Böyle geldim. Bu tarafa gideceğiz. Yani elbet bir yerden buluruz yolumuzu ya. Sağımızı aldık zaten. Şu benim hedef aldığım bir direk var, ışık. Onu hedef alarak böyle onu sağıma aldım mı dimdirek karşı, soluma aldım mı eve gidiyorum falan. Böyle kendime ait bir rota çizmiştim. Fazla yorulmadan da bir yerde dinlensek yolu. Ha, kırmızı orman mı? Tamam doğru yoldayız. Doğru yoldayız. Kırmızı ormandaki dağlık alanda bir dinlenirim. Yiyecek bakımından da 8 tane etim varmış ya. Keşke biraz daha stoklasaydım yanımda. Buralarda park etmek istemiyorum. Biliyorsunuz buralarda ağaçlardan atlayan aslan, kedicikler mevcut. Pisipisiler mevcut. Ölmek istemiyorum. Bu arada destekleriniz için teşekkür ederim. Bu aralar bir abone patlaması. Vallahi ne oluyor ben bilmiyorum. Emin değilim. Ben de şaşkınım. Aboneler bir yükseliyor, bir alçalıyor. Tamamıyla değişik bir durum. Farkında değilim. Bir de ekstradan YouTube'un YouTube Dip diye bir olay çıkarmışlar. Yani büyük kanallar böyle daha az kullanıcıya sahip abonelere yardımcı olma amaçlı bir takım bir sistem geliştirmişler. Bilmiyorum, ona katılmak istiyorum. İnşallah beni kabul ederler. Buradan da onlara rica ediyorum. Lütfen beni de aranıza alın. Ben de gelişmekte olan güzel şeyler sunmaya çalışan bir kanal olmaya çaba gösteriyorum. Şurada hemen inelim. Biraz dinlenelim. Kendimize gelelim. Dur oraya inme. Benim istediğim yere niye inmiyorsun sen? Ya arkadaşım Allah Allah, dursana şuraya. İşte block olayı bundan dolayı kötü. İstediğin yerde inmiyor, ne bileyim işte kuştan inmen zamanı geliyor falan, işte farkında değilsin inmişin halbuki, fakat paldır ki dur aşağı düşüyorsundur. Onu kötü bir şey ya. Buralarda gördüm Quetzal'ı. Quetzal önemli bir kuş benim için çünkü onun üzerine ben bina yapacağım.
Ya en azından etrafını bir çevireceğim taşla ya da tahtayla. Bu metal kıran dinozorlar var ya, Ankylosaurus mu öyle bir şey. Onu evcilleştirmek istiyorum ardında. Çünkü biliyorsunuz artık metal çağına geçmemiz gerekiyor. Elektrik üretmemiz gerekiyor. Ve onların yumurtalarından da ben elimden geldiğince hızlı bir şekilde şey yapmak istiyorum. Bu deniz canlılarına el atmak istiyorum. Onlar da önemli. Evet. Geldik. Şimdi ufak bir araştırma yapalım buralarda. Şöyle bir gezelim bakalım. İnşallah gördüğüm yerdedir. Buralarda gördüm ama. Yağmur ve sis. Benim en ana iki tane düşmanım. Yüz oluyorum onlara ya. Hele ikisi beraber olduğu zaman hiçbir şey gözükmüyor. Aşağısı da cayır cayır dinozor kaynıyormuş. Her şey var. Şöyle gidiyorum ama. Bunlarla karşılaşırım ya. Bir de bunlar hiç inmiyor bu kıyasallar. Yani hep yüksekte ya da alçakta belli bir irtifa seviyesinde sürekli uçar haldeler. Daha evvelden ben hiç indiklerini görmedim. Bundan dolayı onları evcilleştirmesi acayip zor. Havada yakalamanız gerekiyor. Ya da bir yere oturacaksınız. sen söyle. Pusuya yatacaksın, sürekli ateş edeceksin ama yani onda da ateş yani tutturması biraz zor. O neyi, kimi kovalıyor lan orada? Yine sinir olmuş bak. Neyse şurada 2 dakika ben bir dinleneyim. Şu enerjim bir yerine gelsin. İhtiyacım olacak çünkü bol bol enerjim. Şurası iyidir. Şurada dinlenelim biraz. Ne güzel yapmış buraya ben ya. Çok hoş olmuş ha. Gerçi girmeye galiba yıkılmak üzere burası. Bayağı bir şey gitmiş çünkü buralarda. Nerededir? Hem de bu. İşte bu kuşu aramak, bulmak daha bir sıkıntı. Aradın, buldun. Yakalamaya çalışmak apayrı bir sıkıntı. Yerde zaten hep tehlikeler var. Burası tehlikeli gerçekten yerler. Haritadan baktığınızda zorluk derecesi biraz daha yüksekte olan alanlar burası. Onun haricinde yüksekten düşüp ölmek mi dersin? Ne bileyim işte. Yakalamama durumunda uğraşıyorsun. Ha, türlü türlü sıkıntısı var, bilmiyorum. Üstesinden gelmeye çalışacağım işte de. Şu an henüz karşıma çıkmadı. Şu arka plan sesleri çok güzel ya bak. Issız bir ormandaymışsın gibi. Amazon ormanlarına girmişsin de cıvıcık cıvıcık böyle bin bir türlü çeşit kuş ses çıkartıyormuş gibi de. Ben bu kuşu göremiyorum. Niye göremiyorum? Çünkü buralarda değil. Bu tarafa doğru gidelim. Buralarda yok. Videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlarınızı davet etmeyi lütfen unutmayın. Artı olarak like atıp hatta yorum atarsanız sevinirim. Genellikle bütün yorumlara ben cevap veriyorum. Hatta bir soru cevap videosu yapmak istiyorum ya. İstediğiniz soruları bana sorun diye bir video atacağım. Orada istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Yani tabii ki saygılı olmak şartıyla. Çünkü biliyorum abidik gübidik sorularla da karşılaşabilirim. Ama siz beni biliyorsunuz. Ben de sizi biliyorum. Böyle bir şey yapmayacağımızı da biliyorum. Güzel güzel sohbet edebileceğimiz bir soru cevap videosu hazırlamak istiyorum açıkçası. Bunu yapabilirsek sevinirim. Kıvamı da tutturursak oh, tadından yenmez. Bu taraflara geldim ama ufaktan bir enerji yedeği mi atsam ben şöyle biraz dinleyeyim yine. Aşağıda bir şey yokken, tehlike yokken. Allah kahretsin lan, ödümü patlattı ya, yemin ediyorum var ya bu sinekler. Ya arkadaş bela mısınız ya? Oğlum hayırdır ya? Ya of, bir durun. İki dakika bir dinleneyim dedim ya. İki dakika ya. Bir dinleneyim dedim sadece be. Neyse şurada dinleneyim bir saniye. Şöyle gelelim. Dur oğlum, dur artık. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Taşık taprağı kemiriyor herif, ağzı burnu içinde. Şu sinekler gelmeden biraz dinlensin de kendine gelsin. Bu arada etrafıma bakayım. Hala kuyu. Aha!
Yahu seni işte bulduk. Evet, hemen işleme yavaştan geçiyorum. Nasıl olacak? Nasıl kuşta asılı kalacağız? Önce onu göstereyim. Göstermeden evvel elimde şu an o var mı acaba? Bir dakika. İnelim. Evet, hazırdaymış kancamız. Hazır aşağı inerken ben kancadan asılacağım kendime. Önce biraz onun yükseğine çıkayım. Hatta onun geliş yoluna çıkayım da. Şöyle atlıyorum ve tutundum. Hemen zaman kaybetmeden şunu bu şekil arkadaşlar yapmaya çalışacaksınız. Hızlı bir şekilde çünkü kaçıyor. Vurmaya çalışacağım. Evet, bir kere daha vurduk. Harika. Bayıltana kadar vuracağız onu. Vurabildim mi? Hayır. Hadi bir kere daha vur. Gel bana doğru gel. Babana doğru gel. Babana. Oralara da aslında gitmesen, biraz bana doğru gelsen çok güzel olacak çünkü orası sıkıntılı yerler. Vurduk mu? Vuramadık. Niye vuramıyorum bu kuşu acaba ya? Biraz geriden mi atmak gerekiyor? Sanki biraz şöyle atmak gerekiyor gibi geldi ama. Evet, vurdum gene. Ulan yanlışlıkla bizim kuşu mu vurdum acaba? Hayır, o tarafa gitme. O tarafa gitme ne olur. O tarafa gitme. O taraf tehlikeli. Gel bana doğru gel. Ha? Harikasın. Bana doğru. İyi. Video durdurmadan hemen kuyasala yakınlaştık. Ulan gözden kayboluyor. Başka yere gidiyor ya. Şuradan sıksam. Vurur muyum? Vuramam tabii ki. Sen geleceğim bu tarafa doğru belli. Evet, bir kere daha vurdum. Harika. Ve hadi. Aşağıdan uçuyor. Hadi. Vurur musun? Vurdum. Bir kere daha vurdum. Çok güzel, çok güzel. Hadi koçum, hadi koçum. Hadi koçum benim be, hadi be. Oh, bir kere daha. Harika, harika, harika. Bayıltma işlemleri harika gidiyor. Yalnız var ya, hakikaten dirençli hayvan. Kaç level acaba bu ya? Ben bunu inşallah evcilleştirebilirim ya. Hayır, o tarafa gitmeni istemiyorum. O tarafa gitmeni istemiyorum. Bu tarafa gelmeni istiyorum. Ne oldu acaba? Ben çıkayım yukarı. Bu şekil sol tuşa bastığınızda kuşa doğru gelip tekrar binebilirsiniz hayvanınıza. Şöyle gidelim. Acaba ne oldu ona? Baygınlık emaresi gösteren bir yaratık var mı buralarda? Bana ait bir hayvan var ama kimse dokunmasın lütfen. Resmen böyle duyuru yapar gibi konuştum ha. Aa, Allah'ım ya Rabbim burada hala. Bu arada 2 dakika yılına ben şunu bir ineyim aşağı inmem gerekiyor bundan. Ben kuşu kendime takip ettirmedim. Takip ettirmem lazımdı çünkü herhangi bir kaza durumunda beni takip etsin aşağı düşsün falan. Hemen şuradan basıp hemen binelim tekrar. Hem takip etsin. Heh. Hadi bakalım avlanmaya devam. Nereye gitti o kuş? Bu tarafa gitti galiba. Şu açıktan bir çıkayım da şu ağaçların arasından. Aman oralar. Aman. İstemiyorum orada durmak. Üzerime şimdi birazdan kaplan atlar. Bu da zaten burada şaşkın. Burada olmamanı isterdim senin ya. Tüh. Gel şöyle gel. Şuna bir kere saldırsam şuradan çıkarttırsam güzel olacak ama. Hadi git. Ya senin ne işin var burada anlamıyorum ki. Evet, açığa gel. Açığa. Açığa gitmen gerek. Hadi koçum, hadi. Kaç level acaba ya? Hiç bakmadım abi. Kim leveline? Aa, iyi 10 level. Oo, çok sevindim var ya 10 level olmana. Bunu hemen evcilleştirebilirim ha. Ama bunun bayılması lazım tabii. O da ayrı bir durum. Şöyle öne geçeyim. Ulan ben 2'ye bastım, 6'ya bastım ama 2'yi tutmayacak şu an ha. Bir dakika. Bir dakika. Garantici olmaya çalışıyorum vallahi. Buradan düşüp atlarsam kendimi kötü hissederim. Heh, tamam. Bir şey değmiş. Oğlum bir şey mi saldırdı lan? Niye öyle öttün bana? 10 level. Level olması çok iyi. Kötü olan tek yer
kırmızı ormanda bulunuyor olması. Hemen ben buradan atlayıp. Bu hayvan çok güçlü ya. Cidden o kadar vurdum vurdum patlattım hala bana mısın demiyor, biliyor musun? Hala uçmaya çalışıyor herif. Aşağı insan tokatlasan bunu olmaz mı? Ulan buralarda yok inşallah kaplan ya. Şöyle gideyim de. Tamam abi şöyle geleceğim ben sana artık belli oldu. Tamam. Hemen 5. Hatta 2'ye. 5. Gel bakayım. Hemen. Hadi. Hadi. Hadi koçum. Yaparsın. Oo, bu bastı gidiyor vallahi çakalı görüyor musun? Düz git ama. Düz git vurma ihtimali daha yüksek öyle seni. Evet takip ediyoruz. Bu böyle var ya bayılacak gibi ha. Ben eminim yani şu an buna. Ya arkadaş hiç tepki vermiyor ya. Aşağı niye iniyorsunuz diye soracak olursanız şu an şarjörümde kanca yok. Yoldayken değiştiriyor aşağı atlarken ama bazen ben denedim daha evvelden. Değiştirmeden tam böyle sinir bir şekilde aşağı düşüyorum. Düştüm yani. Ondan dolayı bir daha bunu yaşamak istemiyorum. Hadi bakalım. Peşindeyim koçum senin. Peşindeyim. Hiç yani kurtuluşun yok yani bu konuda. Bu sefer kurtuluşun yok yani. Daha evvelden bir deneme girişimim oldu ama tabi bunu video haricinde yapmak istemedim bir de. Bundan dolayı. Evet. Gel bakalım. Hızlı. Hadi abi sen şarjör değiştirene kadar herif uçtu gitti ya. Hayret bir şey. Bak gene gidiyor. Vuramadık. Gözden kayboldu. Bu. Hala ayakta kaldı ya. Herifi görüyor musun? Boynu büküldü sanki ha. Ne diyorsunuz? Vallahi boynu büküldü gibi ha. Bir dakika. Bana mı öyle geliyor acaba? Tribe mi girdin? Ne oldu? İn koçum. İn. İn. Hadi in. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu aşağı doğru gidiyor gibi sanki ha. Bir dakika. Hadi koçum. Hadi lan. Vuramadım buna. Hadi artık. Bayıl ya. Ne bayılmaz hayvan mısın be. Gerildim. Yemin ederim gerildim. Devam. Peşini bırakmak yok. Bir daha inelim. Ne tarafa gitti? Orada. Tamam. Gözden kaçmasın da abicim. Ya bu kartal güzel güçlü bir kuş da yani 2 saatte uçuyor ya adamı kanser eden yemin ederim. Gitme o tarafa gitme gitme gitme. 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 Hadi.
Hadi. Bu sefer başaralım artık. Bayıl artık sen de ya. Herif bayılmıyor, görüyor musun? Bayılmıyor adam. İşe bak ya. Kaç defa ateş edeceğim sana ben ya? Dinlendin mi? Şu an dinlenmen için yani vakit yok ya. Gerçekten o kuşun... Bak görüyor musun aşağıda nasıl duruyor? Kartal şey, ne kartalı ya? Neydi ismi herifin? Kedi midir? Aslan mıdır? Kaplan mıdır? Ne bok oldu belli değil. Pardon. Sinirliyim. Gel gireyim. Nereye gitti o kuş? Ha, bu tarafa mı gittin? Tamam. Ne olduğu belli değil herifin ya. Gel buraya gel. Hemen. Hay Allah'ım ya. Adamın bir kanat hareketinde uçuyor gidiyor herif. Bayıl. Bayıl artık, bayıl. Bayıl. Vallahi ben bayılacağım şimdi ha. Sen bayılmıyorsun, ben bayılacağım. Ya arkadaş enerjim bitti artık ya. T-Rex de var şurada. Şöyle ineyim de bari. Bir dakika dinlensin şu hayvan. Enerjim bitti ama. Gerçekten enerjim bitti. İşte böyle bir durumu var bu Quetzal'ında. Yani böyle uğraştırıyor işte. İyi misin? İyisin, süpersin. Tamam hadi gidelim. On level ha, hiçbir şey de değil ha. On level olmasına rağmen benim bu kadar zorluyor. Düşünün yani, öyle bir hayvan bu. Şunu da her seferinde değiştirmeden. Ve başardık. Harika. Süper. İniyoruz hemen aşağı. Oh be. Sen neymişsin ya? Nereye gitti lan o? Bulmam lazım onu. Bulmam lazım onu. Hah, burada. Ama olmaz. Bak hayır. Hayır. Bunu yapamazsın bana. Bana bak, bunu yapamazsın bana. Bir dakika. Lan kuş neredesin? Var ya, yemin ederim delirtmeyin beni ha. Bir dakika. Sen gelmeyeceksin değil mi bana? Hemen mamaları koyalım. Hemen bunları da koyalım. Bayılmasına yardımcı olalım biraz daha. O mamasını ye dursun. Şu yeri kaç level ya? 50 seviye. Bu var ya, bu beni döver. Bu beni pis döver. Gelme. Gelme bu tarafa, gelme. Gelme Allah'ın cezası. Gelme. Gelme buraya. Gelme. Vallahi Allah ne verdiyse girişiyorum şu an. Bunu korumak için her şeyi yaparım. Biraz sonra bu kuşun canı biterse kendi elimden gider döverim bunu. Hadi koçum. Hadi koçum. Evet, büyük bir kapışma sahnesine şahit olmaktasınız. Kentosaurus'u yenmeye çalışıyorum. Öbür taraftan Argentavis'ler geliyor falan. İyi iyi, baya zarar verdim. Hadi koçum. Hadi koçum, alırsın sen bunu. Alırsın bir tanem. Alırsın yavrum. Hadi hadi. Lan tam. Ooo reis. Hallettik. Tamam. Korumaya devam. Vallahi ha. Şu an psikopata bağladım yemin ederim. Hiçbir şey gözüm görmez. Hatta etrafımı mümkünse ben açayım be. Şunu bir yıkayayım.
Ondan sonra şunu bir yıkayayım. Bir etrafımı görecek hale getireyim ben buraları. Çünkü tehlike anında hiçbir şey göremeyebilirim. Çünkü ben bunu bir saatten beri uğraşıyorum biliyorsunuz. Dur lan dur, nereye gidiyorsun? Şurayı da açayım. Kırılsana ya. Lan ne açmış bu böyle? Ha, vurmuyormuş ki bir saatten beri. Tamam. Salla şimdi. Şunları atlıksın. Kuş sen gel bana. Gel buraya dur. Sen böyle bir bekle. Ne durumdasın? %16 oldu. Çok güzel. Bir mamaya %16 mı? Süper. Ben bunu başaracağım demiştim. Başardık. Oynayacağım farkı. %16. %16'da bir tane olduğuna göre 10 tane var. %116 eder. Her türlü yeter bu bana. Sinirin kuşumuza gelen. Herhangi bir tehlike durumunda atlarız. Artık. Yapacak bir şey yok. Oğlum ohlayıp puflama lan. Canı kaç acaba ya? Bu arada ben bu kuşa vurdum değil mi? Vurmayın mı? Aa dur lan gidiyorum bir dakika. Düşüyordum az daha aşağı. Tehlikeli işler yapıyorum ben şu an. Evet ve Argentavis daha bir tane. Evet gene kapışma sahnesi. Ortalık kartal kaynıyor ya. Dal kalkar kartal salkar. Hadi. Hadi. İyice yata doyduk. Süper. Tamam bunu hallettim. Şu an yapmak isteyeceğim en son şey burada ölmek. Ölemem. Canı kaç bunun ya? Oo sağlığı da bayağı düşmüş be kardeşim. %16.7 mi? 2 tane mama mı yedin lan sen şimdi şu ana kadar? Vallahi son birkaç tane mama kalırsa ben buradan uçup giderim. Öğrenirim burayı. Nasıl şey yapacağım, bulacağım burayı da bilmiyorum gerçi. Quetzal. Gücünü görebiliyor muyuz? Enerjisi 880, ağırlığı kaç? 848 işte bunun için ya. Bunun için sırf. Gerisi önemli değil. %16. Bakalım ne olacak. Gene binelim kuşumuza. Dinlensin, kendine gelsin. Ben anlamıyorum. 120-200 level'lik kuyatsalları falan nasıl alıyor bu herifler ya? Hani bir tanesi de 2 saatte bayılttık herifin. Diğerleri kaç dakika sürdü böyle? O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Bu böyle zaten burada sakin bir şekilde bekliyor. Evcilleşiyor. Ben videoyu durdurayım. Burada boş boşuna zaman kaybetmeyelim. Biraz sonra tam böyle %90'lardayken açarım videoyu. Geri kalanı videoda devam ederiz. Görüşürüz birazdan. Geldim. Gördüğünüz üzere şu an %97.5 oldu evcilleştirme oranı. Gördüğünüz üzere 3 tane daha 9 tane mamayla 10 level'lik bir kuyasalı evcilleştirmeye başarmış bulunmaktayız. 7 tanesini kullanacaktım büyük ihtimal çünkü son yiyince 2 tane mama kalacak. Yani 7 tane mamayla bir kuyasalı 10 level bir kuyasalı evcilleştirebilirsiniz. Şu an %97.5 siz gittiğinizden beri ekstrem bir durum olmadı. Gördüğünüz o kavgalar mavgalar işte diğer kuşlarla kavgaların falan Allah'tan sadece videoda denk geldi. Onun dışında şu an hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bekliyorum ama gene de erkek edeyim ne olur ne olmaz diye. Birazdan bunun da evcilleşmesi tamamlanır. Oradan da karşıya geçeriz. Evimize gideriz. Ondan sonra kuşumuzu bir güzel yerleştiririz. Ondan sonra bakarız duruma. Şimdi biraz daha bekleyeceğiz. O zaman şöyle biraz şuraları bir tutatayım diyeceğim ama korkuyorum. Buralardan da ayrılmak istemiyorum. Bir sağa sola göz atıyorum. Çünkü hani tehlike buralar. Yalnız çok sevindim. Biz Kızıl Orman tarafında iyi ki bunu düşürmedik aşağı. Çünkü yani orada o kaplanı, aslanı, yok iti, kurdu, köpeği her bir şeyi var mübarek. Öyle bir yer ki zaten hayvanat bahçesi o taraf. Arılar marılar falan filan her şey mevcut. Ama burası öyle değil. Son yemeği yiyor musun? Hadi ya. Yalnız tüyler de ne güzelmiş bu hayvanın ya böyle. Bak tüyler var. Kocaman ya. Kocaman. Yalnız şöyle bir şey gördüm. Üzerine panel yapıyorduk. Yapacağız demiştik ya. Bunu 90 leveldeyken açılıyormuş galiba. Eğer elimizde plan yoksa şu an bu hayvanın üzerine platform yapamayacağız. Ama onu eğer falan yaparız. Gene taşıma kapasitesi 800. Büyük ihtimal level atladığımız zaman taşıma kapasitesinden verirsek dikkatli bakarsak
800'den 900'e falan fırlayabilir. Önemli olan bu kuşun çünkü taşıma kapasitesi. Çünkü dediğim gibi insanlar bunun üzerine 2 kat 3 kat ev inşa ediyorlar ya, şaka gibi ya. Oh, yağmur da dindi vallahi. Hiç sevmiyorum bunu. Yağmuru. Sisini de sevmiyorum. İkisi hele beraber olduğu zaman hiç sevmiyorum böyle. Hiçbir şey gözükmüyor ortalıkta. Bilmiyorum, buralarda böcek böcek de yok. Oldun mu? Hadi. Yalnız var ya, kuşun kafasını şeye gömdük. Kayanın içine gömdük. İyi, o da ölmüyor. Hala aynı mı? Şşt. Şşt. Kalk. Yok, ve Quetzal, hoş geldin. Sonra isim veririz. Önce şimdi beni takip ediyorsun ve bir an önce eve gidiyoruz. Bu yerden kurtulmamız gerek. Uçabiliyorsun değil mi? Ah süper vallahi. Paşalar gibi uçuyor, babalar gibi uçuyor. Gel bakayım. Oo, of dostum, sen nesin böyle ya? Kankito. Hadi gidelim eve. Yukarıdan uçalım da şurada kaplanlara yem olmayalım seninle. Ya şuna bak ya, dövmeli dövmeli bir de ya sağa solu. Yalnız bayağı yaralı benim yüzümden. Enerjisi bayağı düştü çünkü. Yüksekten uçabiliyorsun değil mi? Senin için problem yok yani. Gidelim şöyle karşı dağda bir mola veririz. Bir enerjimizi yenileriz, ondan sonra evimize gidelim, aman. Hadi. Gidiyoruz. Gel. Lan nereye gidiyorsun? Dur. Biraz önce yağmur yağmıştı. Kuvvetleri aramıştım ya, daha evvelden gözüme çarptı demiştim hani. Yağmur yağdı, kendim var ya adanın öbür ucunda buldum. Ya gidiyorum zannettim, dümdüz gittim ama hiç oralarda değilmiş yani. Bambaşka yerlerdeymiş. Gel gel. Korkutma beni. Bayağı uğraştık. Kaç dakika oldu videoya, hiç de kontrol de etmedim ya. Şu an saat 11.10 geçiyor. Kaçta başladım acaba videoya ben? Bayağı uğraştık ama en sonunda başardık. Ona sevindim. İlk önce bir Quetzal'ın yerini yaparız. Ondan sonra zaten o açık şu an, yapabiliyorum. Quetzal'ı güzel bir yere yerleştiririz. Eğer ki platformu yapacak planımız bizde yoksa, ki var diye hatırlıyorum ama olmayabilir. O zaman 90 level olmayı bekleyeceğiz. 90 level olduktan sonra geri kalan planlarımı yavaş yavaş işleme koymaya başlayacağım. Şurada bir hafiften dinleneyim ben. Şurada. Tehlikenin olmadığı yerlerde. Gel gel, kafama otur gel. Kocaman şeysin zaten, taşırım seni ben. Şuraya bak ya. Ya boyuta baksana, bu nedir ya? 2-3 katım falan benim ha. Tamam dinlendik, hadi yürü. Yalnız havada durmak hiç koymuyor hayvanı. Kanat bile sallamıyor. Direkt durdu böyle şahin gibi, kanatları açtı. Doğru mu gidiyoruz lan? Doğru gidiyoruz lan. Bu tarafa gideceğiz. Oo, yine yanlış yerlere gidiyorum lan. Bu tarafa gitmem gerekiyor. Tam burasıyım ben. Şu tarafta, sol tarafta küçük bir dağ var. Kafayı çevirdiğim yerde. Orada işte kristal, metal falan aldırdık. Şimdi bunun sayesinde metalleri daha rahat bir şekilde toplayacağız. Çünkü metale iyice geçmemiz gerekiyor. Bol bol metale ihtiyacımız olacak. Çünkü fiberler falan yapacağız. Elektrik tesisatı döşeceğiz. Çok sevindim bu arada. Quetzal'ı evcilleştirdik. Dişi çıktı. Onun yumurtalarından da deniz yaratıkları ile ilgili mamalar yapılacak. Denizin altına da girmemiz gerekiyor. Çünkü bizim aşırı derecede petrole ihtiyacımız olacak. Bunu da tabii deniz yaratıklarından halletmeye çalışacağız. Denizin derinliklerine falan inmem gerekiyor. Benim denizaltı mağaraları falan var. Oralara inmem gerekiyor. Hatta siyah inciler var. Silika incilerinden harici bir de siyah inci var. O siyah inciler de bazı malzemeler yapılıyor. Onlar için de deniz canavarlarından, yaratıklarından en azından bir tanesini mutlaka evcilleştirmem gerekiyor. Bizim daha da değil mi? Tamam. Doğru mu gidiyorum? Yanlış gidiyorum. Öyle gitmem gerekiyor. Yolu kaybettik. Bu bizim daha değil miydi? Evet tamam. Niye yolu karıştırıyormuş ki? Şurada. Allah Allah. Beni de şaşırt. Niye şaşırtıyorsun beni? Videoyu beğeniyorsanız dediğim gibi arkadaşlar da beni önermeyi unutmayın. Yorum atarsanız çok sevinirim. Yorum atın ya, muhabbet edelim. Ben her yoruma mutlaka cevap veriyorum. Elimden geldiğince. Cep telefonuma da uygulaması da geliyor. Facebook adresimizden beni takip edebilirsiniz. Orada da video paylaşıyorum. Şu an 54 kişi şu an Facebook sayfasında takipçim var. Instagram sayfam var. Oradan da paylaşımlar yapıyorum arada. Oradan da takip edebilirsiniz. Daha Twitter'a adım atmadım. Attım, açtım ama hiç kimse yok yani. Ne kimseyi takip ediyorum ne beni takip eden var. Böyle saçma sapan bir şey. Kullanıyorsanız ekleyin yani. Bir işe yarasın yani. Ben ne işe yaradığını hala anlayabilmiş değilim.
Evet, az kaldı eve. Vallahi çok yoruldum ya, yemin ederim şu kuş beni acayip yordu. Elo var ya, kuşta atlayıp böyle asılı kalmak, ondan sonra kancayla yukarı çek, aşağı in, şöyle yap, böyle yap. Öf, ölme şen ölme. Madem öyle oldu, rehber niteliğinde olsun bu video. O zaman videonun başlığını ben Quetzal Nasıl Evcilleştirilir adlı bir başlıkla videoyu açacağım. Madem öyle, onun bir de şeyini yapalım. Sen söyle. Değerini yapalım. Onu da görmüş oldum bu arada. Şöyle şuraya. Sığarsın değil mi buraya? Gel. Gel şuraya bak ya. Böyle yarasa Batman gibi geliyor aşağı. Yavaş yavaş bak 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 bak. Hop. Bekle sen orada şimdi. Ben hemen geliyorum. Tamam şuraya bak ya. Of abi çok şekilli hayvan ya. Yemin ederim. Şimdi. Önce Quetzal'ın şeyini açalım. Ben buradan açmamıştım. Quetzal. Eğri, Quetzal eğri, tamam. 85 inci istiyor. İncimiz bol bol var. Ben zamanında çok çok toplamıştım bu incileri. Oh, buradan bir yüzlük kapıyorum. İçine atarım hemen. Quetzal başka ne ihtiyacı var? Çimen borcuyu, 500, deri 700. Maşallah. Hayvan gibi şey istiyormuş bu da. Çimento istedi. Çimento T harfinden basalım. Şunları alalım. Fazlalık yapmadan. Lif ve deri kaldı değil mi bir tek? Lif'i de şuradan alacağız. Al şöyle 5-6 yıldan falan al yeter. Bak bak. Ne kaldı geri? Deri. 500'e yakın deri var. Üst katta olması lazım deri. Hemen gidiyorum. Ne taraftaydı acaba? Şu. Sağda galiba. Evet. Oha! Ay burada ya ben bile yani şaşırdım şu an bu kadar deri olduğunu hiç düşünmüyordum. Evet hemen buradan derilerimizi koyalım ve Quetzal eğerimizi aslında bir dakika ya ben bunu aldım ama Quetzal'ın bir kaliteli eğer olabilir mi ya buralarda? Burada yok. Peki burada var mı? Kontrol edelim. Burada zaten olmaz çünkü bu taraftaydı. Quetzal bu ne? Equus bu normal başka bir şeymiş, tamam. Kaliteli ya da plan herhangi bir şeyimiz yok. O zaman düz normal bildiğin Quetzal eğerini inşa ediyorum. Gördüğünüz üzere 750 deri, 500 leaf, 85 tane inci ve 100 tane çimento ağacından halletmiş bulunmaktayız. Hemen şunu envantere atalım. Şunu uçma zevkini bir tatmak istiyorum. Gece oldu gerçi ama. Bakayım nasıl bir şeymiş. Paşam indin mi? Ulan senin in bak punk ya bu böyle metalci gibi duruyor. Oo, kafaya bak. Evet. Koyalım eğerinde. Kiblesi de duruyor. Bir puan da şeye gelmiş. Evet şurada bir deneme yapalım. Ağırlığına veriyorum. 848, 890, 50-50 arttırıyor. İyi. Güzel. Animasyonu nasılmış bunun? Oh delirdi. 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 Oh tamam. Yürüyoruz. Oho! Ulan acayip yavaşmış ha. Ben de böyle çok hızlı bir şey zannediyordum. Özel tuş kombinasyonu var mı? CM falan yok. Saldırısı nasıl? Bayağı bildiğin klasik saldırı. Sağ klik ne işe yarıyor? Yani bu da taşımaya yarıyor. Evet. Buna o zaman bol bol enerji asılacağız. Bir de ağırlık asılacağız. Bunu nereye indirelim? Şöyle buraya bir indirelim. Şöyle bir kalsın. Tamamdır. Budur. Maması da var. Şuna bir de et atalım. Bu çünkü etle besleniyor ya da balıkla besleniyor. Yani Dododex'te öyle yazıyordu. Etini de eksik etmeyiz bunun. 11 level olmuş. Ulan bilmeyecek midir? Bayağı fena bir şey ya. Acaba 2 kişi 3 kişi binilebiliyor mu buna? Sağlığı 1224. Enerjisi bu. Oksijeni bu. Açlığı bu. Ağırlık fiziksel asal. Güzel güzel. Bayağı güzel. Sevindim. İyi. Bu işi de halletmiş olduk. Tamamdır. Bir sonraki o zaman Ark videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Oyuncağımda her zamanki gibi takipte kalın. Eyvallah.